Merhabalar sevgili arkadaşlar. 2 Temmuz Salı gününün enerjisinden bahsedeceğiz sevgili arkadaşlar. 2 Temmuz Salı günü sevgili arkadaşlar, gün genelinde maddiyat ön planda olacak. Maddi konular ve aynı zamanda biraz daha rahatlığımız, konforumuz ön planda olacak. Lükse biraz merak duyabiliriz. Lüks harcamalar yapabiliriz. Keyfimiz için lüks harcamalar yapabiliriz. Lükse düşkünlük verebilir sevgili arkadaşlar. Bu tarz etkilerin söz konusu olduğu, biraz daha markaya önem verdiğimiz, biraz daha kaliteye önem verdiğimiz bir gün diyebiliriz bugün için. Aynı zamanda sevgili arkadaşlar, maddi manevi güven arayışı içinde olacağımız bir durum var. Kendimizi güvende hissetmek isteyeceğiz bir noktada da. Sabah saatlerinde sevgili arkadaşlar, ani beklenmedik sürpriz durumlarla karşı karşıya kalabiliriz. Bir şekilde planlarımızın dışına çıkabiliriz. Yani planlarımızın doğrultusunda ilerleyemeyebiliriz. Farklı gelişmeler söz konusu olacaktır. Bugün aynı zamanda Balık burcundaki Neptün retroya başlıyor. Natal haritanızda, doğum haritanızda Balık burcu teması hangi hayat alanınıza denk geliyorsa, o hayat alanınızla ilgili biraz daha retro olması, tekrar bir eskiye dönme, tekrar bir gözden geçirme, tekrar bir konuyu yani kapatmadan son kez tekrar bir özet geçme gibi, karar vermeden önce bir eksiklikleri tamamlamak adına hareket edeceğimiz ve bizi hareket ettirecek, bizi düşüncelere salacak bir retro enerjisi bizleri bekliyor diyebiliriz. Neptün bizim ideallerimizdir sevgili arkadaşlar. Hayallerimizdir, ideallerimizdir. Bu ideallerimiz doğrultusunda ilerlediğimiz konularla ilgili, gerek iş, gerek aşk, gerek çocuk, gerek özel hayat, gerek para, herkesin hayat hikayesine göre değişecek olan bir durum. İdeallerimiz doğrultusunda hayallerimizin peşinden giderken, o hayallerimizin gitmeden önce tekrar bir gözden geçirmek. Gerçekten ben bunu istiyor muyum? Gerçekten bu ideallerim için vazgeçtiklerim değecek mi gibi, bu tarz etkilerin söz konusu olduğu bir enerji var sevgili arkadaşlar, gökyüzünde diyebiliriz. Aynı zamanda yine ideallerimiz ve hayallerimizle bağlantılı olarak fikir alışverişlerinde bulunabileceğimiz, aklımıza yeni fikirlerin gelebileceği, yeni düşüncelerin gelebileceği, araştırmalar yapabileceğimiz, eğitim alabileceğimiz, bir şekilde bir yerden öğreneceğimiz, bir araştırma içinde olabileceğimiz bir gün diyebilirim sevgili arkadaşlar. Gerek bu konularla ilgili iletişim içinde olup bilgi toplama enerjisinin de hakim olması mümkün diyebiliriz. Yine idealleriniz ne ise herkese göre değişen bir durum söz konusu. Ve aynı zamanda bugün Merkür Aslan burcuna geçiş yapacak. Merkür'ün Aslan burcuna geçmesi demek inatlaşma demek, dediğim dediklik demek, daha sabit fikirli bir düşüncede olmak demek, düşüncelerimizden, kararlarımızdan taviz vermemek demek, karar verme dönemine girdiğimizi de gösteriyor. Bir karar vereceğiz ve bu kararın da peşinden gideceğiz sevgili arkadaşlar. Biraz daha buyurgan, biraz daha egosal konuşmalar yapabileceğimiz, iletişim kurabileceğimiz enerjilerin bizleri bekliyor olması söz konusu diyebilirim. Akşam saatlerinde iletişim olarak daha aktif olabileceğiz. Mesajlarımız susmayacak, telefonumuz susmayacak, sürekli bir telefon görüşmesi içinde olabileceğimiz, sürekli bir iletişim içinde olabileceğimiz bir zaman dilimi bizi bekliyor diyebilirim akşam içinde. Yine aynı zamanda güçlü kişilerden, otorite figürlerinden, önem verdiğimiz kişilerle de aklı selim konuşmalar yapabileceğimiz, daha böyle fikrimizi, zikrimizi net bir şekilde ifade edebileceğimiz ve konuşurken de cesaretli ve özgüvenli bir şekilde konuşabileceğimiz,
bir zaman dilimi bizleri bekliyor diyebilirim sevgili arkadaşlar. Akşam saatlerinde de yine bazı döngülerden geçerken konuşmamız gereken konuları net bir şekilde kendimize ifade edeceğimiz bir zaman dilimi diyebiliriz. Net sevgili arkadaşlar. Tereddütsüz, ikilemeden, kekelemeden artık ne istediğimizi bilir bir şekilde ifade edebileceğimiz bir enerjiye hepimiz üzerinde etkisini hissedeceğiz. Sevgili arkadaşlar, şimdi diyeceksiniz ki hangi konularda? Hangi konularda herkesin hayat hikayesine göre değişir. Sevgili arkadaşlar, haftalık burç yorumlarınızda hangi konularda daha karar verebileceğinizi söylemiştim. Yükselen burcunuza göre dinlemenizi tavsiye ederim sevgili arkadaşlar. Evet bakalım. Bugün yine sağlık açısından yine seslere, boğaza, boyuna dikkat etmenizde fayda var. Yine gün genelinde iştah açıklığı olacaktır. Biraz yemeğe içmeye düşkünlük de söz konusu olma ihtimali var diyebiliriz. Bugün içinde. Evet dün de aynı enerjiler vardı. Bugün de aynı enerjilerde devam ediyoruz. Sevgili arkadaşlar, 2 Temmuz Salı gününün mesajı diyoruz. Bakalım ne söyleyecek? Ateş beşlisi geldi sevgili arkadaşlar. Birbirine rakip hedefler, can sıkıcı detaylar, başkalarıyla anlaşmazlık. Evet, burada biraz önce ne söylemiştim? Konuşma üslubunuzda biraz buyurgan ve biraz egolu, biraz inatçılık, biraz dediğim dediklik söz konusu olabileceği için biraz da böyle dik dik konuşmalar mümkün. Bundan dolayı da başkalarıyla da anlaşamama gibi durumların söz konusu olması mümkün diyor sevgili arkadaşlar. Gelen mesaj kartı. Bakar mısınız ne kadar uyumlu geliyor mesaj kartı bile. Günün enerjisiyle gelen kartın mesajı. 2 Temmuz Salı gününün enerjisi diyoruz. Kupaların sekizlisi, sevgiler dünyayı terk etmenin zamanı geldi diyor. Cennetin davulu ruhumun kulaklarında çalıyor. Kupaların sekizlisi sevgili arkadaşlar, gitmektir bir yani artık mutlu olmadığımız yerde, artık kendimizi iyi hissetmediğimiz yerde, keyif alamadığımız yerde, huzurlu olamadığımız yerde, istemediğimiz yerden gitmektir sevgili arkadaşlar. Burada da demek ki artık konuşmalarda da biraz kırıcı konuşabileceğimizi de gösteriyor. Burada anlaşamayacağımızı gösteriyor zaten. Demek ki bir anlaşamamazlık söz konusu ve arkasından da çekip gitme enerjisinin hakim olması mümkün diyor gelen mesajda. Evet, bir yandan egolu konuşmalar, bir yandan taviz vermemeler, bir yandan da res çekmeler sevgili arkadaşlar ve çekip gitmeler var sevgili arkadaşlar diyebilirim hepimiz için. Kimilerimiz için kendimiz gidecektir, kimilerimiz için hayatımızdaki kişilerin terk etmesi gibi de bir durum söz konusu olabilir bazılarımız için. Evet sevgili arkadaşlar, günün enerjisi böyleydi. O zaman sağlıklı, huzurlu, mutluluk dolu bir gün diliyorum. Allah'a ısmarladık.